Bugün hakikaten çok önemli gelişmeler yaşandı. Yine sıcak saatlere ev sahipliği yaptı Orta Doğu. İsrail güçlerinin Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyinde Hristiyanların çoğunlukla olduğu Joniyeh kentinde düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetti. Daha fazla ayrıntıyı alacağız. Hemen bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun bizi bekliyor. Notlarıyla karşımızda, sözü hemen Atay'a bırakalım. Merve, teşekkür ediyoruz. Sık sık yayınlarımızda dile getiriyorduk bundan önceki günlerde. İsrail 10 Ekim'den bu yana Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ve Dahiye bölgesinde özellikle geniş kapsamlı bir saldırı düzenlememişti. Ama bugün öğleden sonra saatlerinde 3 ayrı uyarıda bulundu ve ardından da bombardıman başladı. Şu anda yine Dahiye'den artık dumanlar yükselmeye başladı. 3 farklı nokta demiştik. İlk etapta 2 saat önce yapıldı bu uyarı. Dahiye bölgesine yönelik bu uyarı. Son olarak da Burcel Barajneh noktasına yapıldı uyarı. İlk etapta Haret Hırek. Çünkü günlerdir aynı noktayı vuruyor. İsrail bundan önceki günlerde de yine aynı noktaları bombalıyordu. Tekrar şu an o yapılan açıklamada Hizbullah tesislerinin yanında bulunuyorsunuz ve 500 metre uzağına gidin diye açıklama yapıldı. Uyarı da bulundu ve hemen ardından da o bombardıman başladı. Bakın bir patlama sesi daha duyduk şimdi. O uyarıların ardından bizim akşam saatlerinden bu yana sayabildiğimiz 7-8 civarında patlama yaşandı. Son 2 saattir 7-8 patlama yaşandı. Niyazi de bakıyor, ben de bakıyorum. O ilerisi mi? Niyazi oradan, şu karşıdan duman çıkıyor gibi sanki. Bir taraftan da bakıyorum gördüğünüz gibi. 7-8 civarında patlama sesi duyduk. Herhalde Niyazi, evet, şu aşağı tarafta şu anda kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un gösterdiği noktada az önce bu patlama yaşandı. Yine İsrail hava unsurları tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Dediğim gibi 7-8 civarında şu ana kadar son 2 saat içerisinde bu tür patlamalar yaşandı. Önce Haret Hırik noktası. İlk etapta uyarılarda bulunuldu. Daha sonra Omara bölgesi için yine uyarılarda bulunuldu ve son olarak da Burcel Barajneh noktalarında hatta o binaların da krokileri duyuruldu. Kendi güvenliğiniz ve aile güvenliğinizin güvenliği için bu binaları ve bitişindekileri derhal tahliye etmeli ve bunlardan en az 500 metre mesafe uzak durmalısınız şeklinde İsrail ordusunun artık sıradanlaşan bu uyarısının ardından işte Dahiye semti ne yazık ki yine dumanların yükseldiği bir bölge haline gelmiş durumda. Dediğim gibi 10 Ekim'den bu yana çok geniş kapsamlı bir saldırı düzenlemiyordu. Sadece 2 gün önce sabah saatlerinde saatler 7'yi gösterirken tek bir nokta vurulmuştu. Ama bugün artık oldukça geniş kapsamlı bir saldırıdan söz etmek mümkün. Tabii Hizbullah'ın da misillemeleri özellikle güneyde devam ediyor. Dahiye semtinde adeta bir savunma pozisyonunda, hatta savunma bile söz konusu değil. Çünkü Dahiye boşaltılmış durumda, yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı devasa bir semtten bahsediyoruz. Başkent Beyrut'un göbeğinde işte o Dahiye semti boşaltıldı. Boşalttıktan sonra o bölgeden giden insanlar artık Lübnan'ın, Beyrut'un dört bir tarafına dağılmış durumda. Ama İsrail zaman zaman işte buraları vuruyor. Gördüğünüz gibi Hizbullah'a ait silah depolarının veya mühimmat depolarının olduğu iddiasıyla bulunduğumuz bu noktalar vuruluyor. Ve biz de şu anda hemen kuş bakışı yaklaşık 1 kilometre ötemizde dakikalar önce İsrail tarafından vurulan noktanın hemen yanı başındayız aslında. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt da o görüntüleri sizlerle paylaşıyor. Yangınlara müdahale edilemiyor, onu söyleyelim. Çünkü günlerdir buradan dumanlar çıkıyor. Birçok bina artık enkaz yığını haline gelmiş durumda. Adeta ikinci bir Gazze olma yolunda ilerliyor. İşte İsrail katliamıyla, vahşetiyle, barbarlığıyla birlikte ikinci bir Gazze olma yolunda. Çünkü 2006 yılında da yine buraları İsrail savaş uçakları bombalamıştı. Birçok bina yıkılmıştı ve 18 yıl sonra ne yazık ki
aynı senaryoyu şu anda burada gözlemleyebiliyoruz. 18 yıl önceki Lübnan'ın güneyinde çıkan savaş 33 gün sürmüştü. Ancak İsrail güçleri geri çekilmek zorunda kalmıştı. Hizbullah tarafından püskürtülmüştü ve 18 yıllık aranın ardından İsrail yeniden artık Lübnan'ı işgal etmeye başladı. Bakın Niyazi gösteriyor şimdi. Farklı farklı noktalardan dakikalar önce İsrail'in hedef aldığı noktalardan dumanlar yükseliyor. Tabii bir can kaybı var mı, yaralanma var mı, oralarda birileri var mıydı? Her ne kadar İsrail o uyarıyı yapsa da hemen 30-40 dakika sonra vurmaya başlıyor. Bununla ilgili şu ana kadar net bir açıklama yapılmış değil. Ancak İsrail'in açıklamasına göre Hizbullah'a ait tesisler şeklinde bu uyarıda bulunuluyor. Önümüzdeki saatlerde de nerelerin vurulduğuna dair net bir açıklama yapılıyor. Fakat Hizbullah tarafından herhangi bir açıklama yapılmıyor. Dolayısıyla İsrail tarafından yapılan açıklama baz alınıyor. Bu tür saldırılarda günlerdir devam ediyor. Hatta aylardır devam ediyor. İşte bu saldırılar az önce de biz canlı yayındayken de, A Haber canlı yayındayken de bir nokta daha vuruldu. Peki bu saldırılar devam edecek mi? Onu bilemiyoruz. 3 farklı uyarı yapıldı. En erkeni 2 saat önce yapılmıştı. Şu an itibariyle de artık bulunduğumuz bu noktada dumanların yükseldiğini gözlemleme imkanına sahibiz. Önümüzdeki dakikalarda da yeni bir saldırı olacak mı? Onu da bekleyip göreceğiz. Ama bilinen bir gerçek var ki artık Lübnan'ın dört bir tarafı İsrail tarafından adeta ateş çemberine alınmış durumda. Güneyde dumanlar yükseliyor. Can kaybı sürekli artıyor. Lübnan makamları son can kaybını 2412 olarak açıklamıştı. Aralarında çocuklar da var, ne yazık ki kadınlar da var. Hal böyle olunca da can kaybı sayısı sivillerle birlikte artmaya devam ediyor. Bunların 600-650 civarı Hizbullah savaşçısı ama geri kalanları da sivil. Çünkü İsrail, az önce siz de söylediniz, çoluk çocuk demeden, mezhep ayrımı yapmadan, çünkü 2 gün önce de Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı bir yer vurulmuştu. Ayuto köyünde ve 24 Hristiyan vatandaş hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla İsrail bu ateşi artık Lübnan geneline yaymaya çalışıyor. Dahiye semti yine artık hedef noktalarından bir tanesi haline gelmiş durumda şu an itibarıyla. Son 2 saatlik süre içerisinde 7-8 civarında saldırı düzenlendi. Bu saldırılar savaş uçaklarıyla mı yapıldı yoksa donanmadan, yani Akdeniz açıklarındaki İsrail veya Amerikan donanmaları tarafından mı yapıldı? Onu şu an itibariyle bilemiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki dahiye yine yanmaya devam ediyor. İşte dört bir taraftan bu dumanların yükseldiğini Niyazi Kurt'un o özel görüntüleriyle birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Hatta son saldırı da yine tam da biz yayına başlarken gerçekleşmişti. Birkaç gündür Heron hareketliliğini de gözlemliyorduk. Özellikle Dahiye başta olmak üzere başkent Beyrut'un farklı farklı noktalarında Heronlar keşif ve gözetleme faaliyetinde bulunuyordu. Aslında biz de alıştık ne yazık ki, daha doğrusu Lübnanlılar da buna alıştırıldı. Herkesin kafası havada ve işte o noktalar hedef alınmadan önce keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunuluyor ve ardından da İsrail savaş uçakları devreye giriyor. O nedenle de her onlar uçtuğu zaman artık Lübnanlılar da biliyor ki bir nokta hedef alınacak. Bugün de tıpkı öyle oldu. Çünkü çok kulakları tırmalarcasına bir Heron sesi vardı başkent Beyrut'ta. Her bir tarafından duyuluyordu. Biz de gün içerisinde Niyazi ile birlikte Beyrut'ta farklı noktalarda çeşitli haber çalışmaları yaptık. Oralarda bile bu Heronların sesini duyabiliyorduk. Hatta bir barınma merkezinin üzerinde de oldukça yoğun bir Heron hareketliliği vardı. Hatta çoluk çocuk, birçok kişi. Bakın 2.3, 3 patlama, 4. Şu anda işte A Haber canlı yayınında yeni yeni patlamalar yaşandı. Yeni yeni İsrail saldırıları. Gördüğünüz gibi oldukça sıcak anlara tanıklık ediyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım Niyazi ile birlikte. Niyazi, görebiliyor musun? Evet, az önce vurulan yerin hemen yanı başı vuruldu. Bu kez dört ayrı patlama yaşandı şu an itibarıyla. A Haber canlı yayınında Niyazi Kurt'un o özel görüntüleriyle birlikte ekranlarınıza getiriyoruz.
Dört bir taraftan dumanlar yükselmeye başlamış durumda artık. Gördüğünüz gibi az önce vurduğu yerin hemen yanı başı bu kez hedef alındı. Dört ayrı patlama duyduk. Bakın ben dumanlar şimdi yükseliyor. Birazdan Niyazi'nin kadrajına da girecek. Bakın o evet o binanın hemen arkasından önümüzdeki binalar kapatıyor. Az önce vurulan yerin hemen yanı başında çok kuvvetli bir patlama yaşandı. Dört ayrı patlama yaşandı. Şu an itibarıyla bölgeden de dumanlar yükselmeye devam ediyor. Benim buradan sayabildiğim kadarıyla 5 farklı yerden yükseliyor dumanlar. Bakın son vurulan yer işte şu anda Niyazi'nin gösterdiği nokta. Çok geniş kapsamlı yoğun bir saldırıdan bahsediyoruz. 10 Ekim'den bu yana İsrail bu şekilde bir saldırı gerçekleştirmemişti ve 10 Ekim'den bu yana da ilk kez bu kez geniş kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. Şu anda Dahiye semtinden dört bir tarafından dumanlar yükselmeye devam ediyor. Dediğim gibi can kaybı var mı, herhangi bir yaralı var mı veya nereler hedef alınıyor bilemiyoruz. İsrail'in sadece bulunduğu uyarıda Hizbullah'a ait tesislerin yanında bulunuyorsunuz şeklinde bir uyarıda bulunuyor. Ardından da o bombardımanı başlatıyor. İşte 2 saat önce saat 14.52'de aslında ilk uyarı yapılmıştı. Hemen ardından da işte bu bombardıman saldırılar başladı. Niyazi az önce son vurulan yeri gösterdi. Bakın yine üst tarafta da yoğun dumanlar yükseliyor. Hemen aşağı tarafta da yine şimdi gösterecek Niyazi. Oradan da dumanlar yükseliyor. Onun biraz daha arkasından havalimanına, Refik Hariri Havalimanı'na biraz daha yakın noktadan da yine dumanların yükseldiğini buradan gözlemleyebiliyoruz. Sizlerle paylaşıyoruz A Haber canlı yayınında. Artık başkent Beyrut üzerinde dumanların eksik olmadığı bir şehir haline dönmüş durumda ne yazık ki. Bir zamanlar insanların özellikle turistlerin sıkça çokça rağbet gösterdiği bir başkent. Dünyanın en kadim başkentlerinden bir tanesi burası ama artık ismi savaşla anılmaya tekrar başladı. Bugüne kadar 1975-1990 yıllar arasında da ne yazık ki iç savaşla mücadele etmişti başkent Beyrut ve Lübnan. Ve şimdi gelinen süreçte artık yine İsrail bombardımanının altında. Her iki taraftan da çok sık açıklamalar yapılıyor. İsrail bu katliamın devam edeceğini söylüyor. Hizbullah İsrail'e direnmeye devam edeceklerini söylüyor. Ve bu nedenle de bölgede bu tansiyonun oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Şu anda da o yoğun bombardımanın, yoğun saldırıların devam ettiği bir noktadayız. Günlerdir buradayız. Dahiye'yi kuş bakışı gören noktalardan bir tanesi burası. Hristiyanların yaşadığı bir mahalle, Hadat mahallesi burası ama İsrail artık Hristiyanların yaşadığı mahalleleri de dinlemiyor. Ne yazık ki Sünni Şii ayrımı yapmadan dört bir tarafı bombalamaya vurmaya devam ediyor. Saat 14.52 itibarıyla İsrail tarafından uyarıda bulunuldu. İsrail ordusu Güney Banliyö sakinlerine özellikle de iki haritada belirtilen ve Haret Hrik'te bulunan binalarda yaşayanlara acil uyarı koduyla ilk uyarı 14.52'de yapıldı. İki ayrı noktanın Kroki'de noktası belirtildi. Hemen ardından Omara'da bulunan yine binada yaşayanlara uyarıda bulunuldu. Ve son olarak da Burcel Barajneh noktası. Yine orada bulunan binalarda yaşayanlara özellikle uyarılarda bulunuldu. Tabii o binalarda siviller mi yaşıyor yoksa bir tahliye mi söz konusu onu bilemiyoruz. Ama dediğim gibi olay çok sıcak. Bölgeden halen daha dumanlar yükseliyor. Herhangi bir müdahalenin olup olmayacağını da bilmiyoruz. Ama çünkü İsrail bugüne kadar o vurduğu noktalara giden sivil savunma ekiplerinde hedef alan katil bir devlet ne yazık ki. O nedenle de en azından şunu biliyoruz ki o patlama yaşanan, vurulan veya enkaz yığını haline gelen binalara
Kimse yaklaşamayacak anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla. Bakın her bir taraf, ben şu anda sayıyorum yani 5-6 noktadan Niyazi de gösteriyor. Bakın şu anda gerçekten de içimizi ürperten görüntüler bunlar. Savaşın çirkin yüzü, İsrail vahşetinin, İsrail barbarlığının farklı bir yüzü bu. Refik Hariri Havalimanı'nın hemen yanı başı burası. Bakın o üst tarafta da yine dumanlar yükselmeye devam ediyor. A Haber yayınında işte bu özel görüntülerle birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Niyazi Kurt'un görüntüleriyle birlikte. Dediğimiz gibi üst nokta vuruldu dakikalar önce. Ama aşağı taraflarda biraz daha yoğun bir duman tabakasının, duman bulutunun olduğunu gözlemleyebiliyoruz şu an itibarıyla. 10 Ekim'de son saldırısını başkent Beyrut'ta Dahiye semtinin haricinde olan bir yerde gerçekleştirmişti İsrail. Çünkü orada 22 kişi hayatını kaybetmişti. 22 kişi can vermişti. Aralarında çoluk çocuk, kadınlar da vardı ve tamamı sivildi o hayatını kaybedenlerin. İsrail bir de şöyle bir şey yapmak istiyor. Bu şekilde saldırılarla halkı Hizbullah'a karşı kışkırtmaya da çalışıyor. Onu da söyleyelim. İşte bu nedenle de işte sizin yüzünüzden bizim başımıza bunlar geldi gibisinden de ne yazık ki bu şekilde bir kışkırtma ve hemen ardından da bir iç savaşın fitili de ateşlenmek isteniyor. 10 Ekim'de son bu saldırıyı gerçekleştirmişti. Oldukça fazla can kaybının olduğu, 22 kişi can vermişti, 60'tan fazla kişi de yaralanmıştı. Ve o günden bu yana da sadece 2 gün önce sabah saatlerinde, saatler 7'yi gösterirken yeni bir saldırı gerçekleştirmişti. Ve sürekli yayınlarımızda şunu söylüyorduk, bu bir fırtına öncesi sessizlik mi yoksa bir ölüm sessizliği mi şeklinde. Ve işte dediğimizde çıktı artık şu an itibarıyla. Saat 14.52'den bu yana, daha doğrusu tam saat olarak vermek gerekirse ilk uyarıyı 14.52'de yapmıştı İsrail ordu sözcüsü. Ve hemen ardından 3 farklı uyarı yapıldı ve ona yakın noktada da patlamalar meydana geldi. Tabi anladığımız kadarıyla Hizbullah'a ait bir tesis hedef alındı. Çünkü dumanlar oldukça fazla yükseldiği zaman ve dumanlar gökyüzünü kapladığı zaman biliyoruz ki bir tesis hedef alındı. Hal böyle olunca da şu anda neredeyse başkent Beyrut'un 1/3'ü bu dumanlarla kaplanmış durumda. Dahiye semti 500 bin kişi yaşıyor demiştik ama %80'i 90'ı boşaltıldı. Oradan vatandaşlar tahliye oldu. Hatta Halep Türkmenleri de vardı, Suriye Türkmenleri de vardı orada yaşayan Türkmen kardeşlerimiz. Onlarla da gün içerisinde röportajlar gerçekleştirmiştik. Onların da birçoğu Dahiye semtinde yaşıyor. Kimisinin evi yıkıldı, kimisi yıkılmadı, kimisinin ise korkudan dolayı evlerine giremediğini biliyoruz. İşte bu nedenle de on binlerce kişi, yüz binlerce kişi şu anda yerinden edilmiş durumda. İşte savaşın çirkin yüzü, İsrail barbarlığının, İsrail vahşetinin Lübnan'ı düşürdüğü hal ne yazık ki bu. Evet, sadece Hizbullah'la mücadele ediyoruz diyor İsrail ama Hizbullah'la mücadele de altında çoluk çocuk demeden bu sivil katliamını sürdürüyor. Tabii göç etmeyi başarabilenler oldukça şanslı. Lübnan makamları tarafından yapılan son resmi açıklama, yaklaşık 500 bin kişi şu anda Suriye'ye göç etmiş durumda. Özellikle o Masna sınır kapısını kullanarak, Lübnan'ın Suriye'ye açılan kapılarından bir tanesi Masna sınır kapısı. İşte o noktayı kullanarak yaklaşık 500 bin kişi Suriye'ye göç etti. Tabii bu insanları savaş burada da vurdu ne yazık ki. 2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaşla birlikte Lübnan'a kaçmışlardı yüz binlerce kişi. Lübnan onlar için güvenliydi ama şimdi artık Suriye, yine savaşın bir toprağı Suriye. Suriye artık Lübnan'dan daha güvenli hale gelmiş durumda. Tabii ki göç dramı devam ediyor ama bir de gidecek yeri olmayanlar var ne yazık ki. Her bir tarafta göç dalgasını görmek mümkün. Yine başkent Beyrut'ta biz dolaşırken, haber nöbetimizi tutarken parklarda, bahçelerde, caddelerde, sokaklarda, sahil kenarlarında, hatta kumsalların üzerinde bile yaşayan insanlar var. Onlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hiçbir şekilde
Lübnan'dan bir yardım söz konusu değil. Sadece gönüllü kuruluşlar, aynı zamanda gönüllü yardımsever vatandaşlar işte o insanlara yardım elini uzatıyor. Ama tabii ki nereye kadar? Lübnan'da da artık Beyrut'ta da havalar soğumaya başladı son günlerde. Özellikle gece saatlerinde havaların çok soğuk olduğunu söyleyebiliriz. Birçok bebek, kadın, çocuk orada yaşamını sürdürüyor. Hiç de insani olmayan koşullar altında, hijyenik olmayan koşullar altında bu yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor. Başkent Beyrut'un dört bir tarafında da bu tip görüntülere rastlamak ne yazık ki mümkün. İsrail tarafından yapılan açıklamalara bakılırsa bu katliamlar devam edecek. Hizbullah'tan da dün bir açıklama gelmişti aslında ve o açıklamanın üzerine de bugün İsrail'in eli kanlı başbakanı Netanyahu'nun yaşadığı ev hedef alınmıştı. Hatta iki gün önce de yine Hizbullah şöyle bir açıklama yapmıştı. Buradaki yani tansiyonun daha da yükseleceğine dair, İsrail'e karşı tansiyonu yükseltecek yeni bir aşamaya geçileceğine dair bir açıklama yapmıştı ve bunun önümüzdeki günlerde bunun yansımaları olacak ifadeleri kullanılmıştı ve onun ardından da işte bugün İsrail'in kuzeyi hedef alındı ve İsrail'den de yanıt gecikmedi anladığımız kadarıyla. Öğleden sonra saatlerinde Hizbullah sürekli kayıp verdirmeye devam ediyor İsrail güçlerine. Yine Hizbullah'tan yapılan açıklamada şu ana kadar 55 İsrail askerinin öldürüldüğü duyuruldu ve 500'den fazla İsrail askerinin de yaralandığı belirtildi. 20 Merkava tankı, 4 askeri buldozer ve 1 zırhlı personel taşıyıcının da yine imha edildiği duyuruldu. Bunun yanında da Hermes 450 tipi 2 insansız hava aracının da düşürüldüğü vurgulandı Hizbullah tarafından yapılan açıklamada. İsrail ordusu 30 Eylül'de başlatmıştı bu katliamı. Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun bir kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. Tabii bunun sınırı nereye kadar devam edecek? Evet, yoğun, oldukça saldırı yoğun bir şekilde devam ediyor ama sınırı nereye kadar devam edecek? Onu da kestirebilmek mümkün değil ama İsrail tarafında sürekli olarak bu kayıplar artıyor ve İsrail kamuoyunda da şu anda eli kanlı başbakan Netanyahu'ya yönelik de tepki sesleri iyiden iyiye yükselmeye başlamış durumda. Dediğim gibi Lübnan Sağlık Bakanlığı verileri sürekli güncelliyor. Şu ana kadar da 2412 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Evet, toparlayalım. Şu an itibariyle bir bombardımandan söz etmek mümkün değil ama İsrail savaş uçakları o katliamı yaptıktan sonra dört bir taraftan artık dumanlar yükselmeye başladı. 6-7 farklı noktadan dumanlar yükseliyor. Takip ediyoruz. Yeni bir saldırı gerçekleşecek mi? Yeni sıcak gelişmeler olunca da aktarmayı sürdüreceğiz Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan.